Değerli milletvekilleri, AKP'nin son dakika kamuoyunun gözünden kaçırarak gece yarısı getirdiği değişiklik teklifiyle, özetle çocuğun cinsel istismarın mağduru ile faili evlenirse veya zorla evlendirilirse ben bu istismarcının yaptığını görmezden gelirim diyor. Değişiklik teklifinin başına şimdi cebir, tehdit, hile koyunca durumun değiştiğini mi sanıyorsunuz? Hani ben merak ediyorum. 11-12 yaşındaki bir çocuğun rızasının olabileceğini nasıl varsayabiliyorsunuz? Hiç kimsenin kalkıp yok 3000 kişi mağdur, yok 4000 kişi kanunu bilmiyor deme hakkı yoktur. Burada konuşulan cinsel istismardır. Burada konuşulan tecavüzdür. Burada konuştuğumuz şey 12-11 yaşındaki kız çocuklarımızdan. Sokakta oynaması gereken, okula gitmesi gereken, hayaller kurması gereken çocuklarımız. Ve sizler, kendini aklı başında sayan koca koca adamlar, bu yaştaki çocukların evlenmeye rıza gösterebileceğini düşünüyorsunuz öyle mi? Bunu düşünenin aklından, vicdanından, ben izanından şüphelenirim. Bundan şüphe etmeyenin de ya aklından zoru vardır ya da kötü niyetlidir. Değerli milletvekilleri, Türkiye'nin neresine bakarsanız bakın çocuk gelinleri görürsünüz. Eğer vicdanınızla bakmayı becerebilirseniz gerçekten nasıl acılar yarattığını da görebilirsiniz. Sokakta evcilik oynaması gereken çocukları nasıl bir yaşamın içine attığınızı, istismarcılarını affederek nelere yol açtığını görmüyorsunuz. Ya da görüyorsunuz ama bunu zerre umursamıyorsunuz. Derdiniz çünkü çocukları korumak değil. Çağdaş ve evrensel bir hukuk kuralı arayışınız yok. Sizin peşinizde olduğunuz Esar Vakfı'nın hukukudur. Yaratmaya çalıştığınız Türkiye Hüseyin Üzmez Türkiye'sidir. Aslında AKP'nin tecavüzcüleri çocuk istismarı fiilini cezalandığı yerde adeta çocuğu cezalandıracağına onun tecavüzcüsüyle evlendirmesini hiç şaşırtıcı bulmuyorum. Çünkü defalarca ortaya koyduğunuz bir tutum. Karaman'da da buna şahit olduk. Sırf kendi zihni ikliminize yakın diye çocuk istismarının üzerine örtmeye çalıştınız. Geleneğimizde var diye çocuk eğitimlerini savundunuz. Tecavüze uğrayan doğursun, bebeklerine biz bakarız diyen gene bu ülkenin, bu hükümetin bakanıydı. Anası tecavüze uğruyorsa çocuğun günahı ne? Anası ölsün diyen gene sizlerdiniz. Değerli milletvekilleri, takke düştü, kel göründü. Gerçekler ortada. Bu değişiklik bugün doğmuş doğmamış tüm kız çocuklarımızın haklarını yok sayan, tecavüzü ve istismarı meşrulaştıran, yasal zemin hazırlayan bir düzenlemedir. Hiç öyle kısmi aftır, yok mağduriyettir falan filan demeyin. Hiç kusura bakmayın. Bu tasarıyla deyin ki el kadar kız çocuklarını tecavüzcüsüyle evlenmeye mahkum ediyoruz deyin. Bu suçu işleyen faili, suçu azmettiren aileyi, yardım edenleri cezadan kurtarıyoruz deyin. Ne derseniz deyin ama mağduriyet demeyin bence. Çünkü mağduriyet kavramı ensar yurdunda kalırken tecavüze uğrayan çocuklar içindir. Mağduriyet kavramı her gün şiddetin ölümün pençesinde olan kadınlar içindir. Mağduriyet kavramı hakları yok sayılan, görmezden gelinen çocuk gelinler içindir. İstismarcılara, tecavüzcülere mağdur diyerek bu kavramı da bence kirletmeyin.